Merhaba, Teknoloji ve Sanat programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Işık. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir meta insan karakteriyim. Peki, meta insan ne mi? Meta humanı dijital olarak üretilen insansız sanal karakterler olarak tanımlayabiliriz. Gelecekte her birinizin meta karakteri olacak ve çok eğleneceğiz. Hmm, ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Bu bölümde hesaplamalı tasarım ve onun teknoloji ve sanat bağlamındaki ilişkisini konuşacağız. Bugünkü konuklarımız dijital sanatlar küratörü Esra Özkan, akademisyen Profesör Doktor Şebnem Yalınay Çinici ve mimari tasarımcı Levent Özru. Ve ilk konuğumuz Şebnem Hoca'yı size biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kurucu bölüm başkanı ve öğretim üyesi. Mimari tasarım, üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu temel araştırma alanları. Aynı zamanda hesaplamalı tasarımın dünyadaki ve Türkiye'deki ilk adımlarına ve gelişim süreçlerine oldukça hakim. Şebnem Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok onur duydum. Şebnem hocam, hesaplamalı tasarım nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Hesaplamalı tasarım dediğimiz zaman aslında birazcık kendi içinde çelişen bir şeyden bahsediyoruz. Biz mimarlık alanında bunu tartışırken ne olduğunu şu şekilde de tartışıyoruz. Yani hesaplamalı tasarım, tasarım söz konusu olduğunda aslında mümkün olmayan bir kavram yani tasarımı çok hesaplayarak yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla biz akademide kullanırken hesaplamalı teknolojiler ve tasarım diye kullanıyoruz veya işte tasarım ve hesaplama diye kullanıyoruz. Dolayısıyla pek şey olarak sizin kullandığınız şekilde pek hesaplamalı tasarım olarak Kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü tasarımın ruhuna biraz aykırı olduğundan dolayı. E, kökenine bakarsak eğer yani hesaplamalı tasarım bize birazcık İngilizceden e, çevrilerek gelmiş bir kavram. İşte computational design dediğimiz aslında computational tam çeviremediğimiz bir kavram. Yani o kavrama baktığımız zaman tüm tam böyle bir Türkçe karşılığını aslında bulamıyoruz. Çünkü kelimenin köküne baktığınız zaman aslında Latin bir kelime, yani computare'den geliyor. Computare de şu anlama geliyor: her şeyi aynı anda düşünerek yerli yerine oturtmak anlamına geliyor. Yani hani bizim işte 2000'lerden sonra işte 90'lardan sonra hayatımıza girdiğine inandığımız böyle bir işte hesap kaplamalı tasarım kavramı aslında ta şeyde Latin kültüründe bir komputare kelimesiyle karşılanmış durumda yani bu hayatımızda bizim bilmediğimiz şekilde çok köklenerek gelmiş bir kavram tarihine bakarsak da eğer yani daha yakın tarih olarak da bakarsak eğer aslında bunun üzerine de MIT'de çok iyi bir tez var onu hani burada söylemekte şey faydalı olur diye düşünüyorum. Roha diye birinin bir işte 2004'te bitirdiği bir tez var. Bu perspektifi anlamak yani mimarlıktaki hesaplama perspektifini anlamak diye bir tezi var ve o tez içinde de Hesaplama düşüncesinin mimarlıkta işte 1920'lerde mimarlık bir araştırma ve işte daha böyle bir bilimsel sorgulamaya açıldığı zaman ne olabilir diye bir araya gelip işte tartışan bir grup tarafından şey yavaş yavaş evrilerek bir noktaya geliyor. İşte o kişiler de sanatçılar var, yazarlar var, Virginia Woolf, gibi, işte Barbara işte Hepworth gibi, Ben Nicholson gibi, Naomi Gabo var. Yani bizim şey olarak, avantgard olarak bildiğimiz bütün isimler bir araya geliyorlar ve bir avantgard, bir hareket başlatıyorlar. Ve bu hareketin temelindeki nosyon ise bir araştırmaya açalım, bir şeye bilimsel bir bakışa açalım. Ama Tasarım buna çok direnen de bir disiplin olduğu için bunun işte yaratıcılıkla ilişkisinde nasıl olabileceğine dair işte ön örnekleri veriyorlar. İşte penguen evi onlardan bir tanesi tekton grubunun Lübetkin'in yaptığı penguenlerin hareketinin işte rampalar olarak hesaplanarak tasarlandığı bizim işte modern akım olarak bildiğimiz mimarlıktaki akımda öncülerinden. O da şu aslında işte soyut geometriler, geometrik ilişkilerin birbirine göre düşünülerek, hesaplanarak aslında ilk ortaya çıkması. İşte gorilevi var yine bu Londra'da Regent's Park'ta olan şeyler. Yani belli bir işte hareketin araştırmasıyla onun geometrik karşılığını bulmak, onun da mimari olarak ortaya çıkmasına yardımcı olmak gibi. Sonra tarih içinde bu ilerleyerek devam ediyor. Çok teşekkür ederim Şebnem Hocam. Şimdi izninizle küratör konuğumuz Esra Özkan'a dönmek istiyorum. Benim yakın arkadaşım olduğu için onu çok iyi tanıyorum. Aslında artık sizler de iyi tanıyorsunuz. Ama ben yine de yeni seyircilerimiz için kısaca tanıtayım. Esra çok başarılı bir küratör. Teknoloji ve sanatın kesişimine dair aydınlatıcı bilgiler sunuyor. Esra'yı dinlerken keyifle öğrenmenin tadına varacaksınız. Programımıza bir kez daha hoş geldin Esra. Hoş buldum. Ben de çok mutluyum tekrardan burada olduğum için. Hesaplamalı tasarımdan bahseder misin bize biraz? Hesaplamalı tasarım neleri kapsıyor? İnsan ve bilgisayar arasındaki iletişimin e, bence en geliştirilen, en hızlı büyüyen alanlarından biri. E, buradaki konuların en önemli tarafı yine baktığımız ama bu farklı alt başlıklarda günümüzde incelediğimizde e, karmaşık problemlerin çözülmesi bir yandan bunu da içeriyor. Yapay zeka ve otomasyon sistemlerini içeriyor. E, Keza tabii ki 3D print dediğimiz, zaten 3D modellemeleri, mimari tasarımları içeriyor ama bunların her biri e, hem hesaplamaya, hem yapay zekaya, karışık problemlere, algoritmalara, algoritmaların konuyu nasıl anlatmamız gerektiğini algoritmalarla işlemeye, bilgisayar diline indirgemeye kadar gidiyor. Dolayısıyla hesaplamalı tasarım e, tasarımın bu Bütün bu algısal sürecinin, anlamlandırma ve anlatma sürecinin e, bilgisayara aktarma kısmı. Teşekkür ederim Esra. Şimdi senin de yakından tanıdığın sanatçı konuğumuz Levent Özruh'a dönmek istiyorum. Levent, kurucusu olduğu Ozruh adında bir tasarım stüdyosunun sahibi. Bu stüdyoda farklı sanatçılara danışmanlık veriyor. Sanatçı kimliğinin dışında hesaplamalı tasarıma da oldukça hakim. Şimdi onun bilgi birikiminden yararlanmanın zamanı geldi. Programımıza hoş geldin Levent. Seni burada görmek çok güzel. Hoş bulduk Işıkçım. Hesaplamalı tasarım sanatçılar ve tasarımcılar için nasıl bir potansiyel barındırıyor? Çok önemli bir potansiyeli var çünkü bizim dünyada görmediğimiz, bu gerek kendi küçük dünyamız gerek de dünyada olabilecek formlar ve kendim elimizle ve manuel olarak tasarlayamayacağımız formları ve tasarımlar üzerinde söz sahibi olmamızı sağlıyor. Yani bizim daha önce düşünsek aklımıza gelmeyecek formlarla ciddi bir haşır neşirlik sağlayıp, bunlar üzerine söz sahibi olmamızı sağlayan bir araç. Ama buradaki asıl dikkat etmemiz gereken şey işin hesap kısmı değil, e, otomasyon kısmı. Yani biz... E, Şöyle diyebiliriz aslında, mimarlık e, öznelinde Rönesans'a kadar aslında çok manuel giden bir meslek. Yani siz kendi binanızı kendiniz yapıyorsunuz çoğunlukla ve bütün mimari çizimler veya çoğu genellikle binalar inşa edildikten sonra bunları kaydetmek için yapılan şeyler. Ama Alberti gibi bir figür çıkıyor ve diyor ki ben bir çizim sistemi yapayım, benim inşa etmek istediğim şeyi, binayı, tasarımı başkaları da anlasın. Orada bir ilk kırılma oluyor zaten. Diyor ki, diyorsunuz ki tamam ben artık başkalarıyla iş içerisinde bir şekilde tasarlamaya başlayacağım. Sonra giderek dijitalleşme ve e, endüstri çağında bu hem üretim noktasında oluyor hem de sizin yapmak istediğiniz şeyleri insanın değil makinenin otomasyon e, haline getirdiği hem üretim hem de tasarlama noktasında. O yüzden buradaki asıl potansiyel zaman ve sabır. Siz çok... Kompleks bir şeyi çok kısa bir sürede test edebiliyorsunuz. Bunu çok kısa bir sürede test edebildiğiniz için bununla ilgili fikriniz, düşünceniz çok çabuk e, ilerleyebiliyor ve bir tasarımsal fikrinizi çabucak evrimleştirebiliyorsunuz. Yoksa biri çıkıp gelip şunu da diyebilir. Bugün tasarladığımız her şeyi e, Rönesans'ta veya çok daha eski bir medeniyette el çizimi çok iyi olan biri tasarlayabilir. Yani ona böyle bir form göstersek ve desek ki tasarlayabilir misin? Evet tasarlarım. Buradaki asıl e, inovasyon insanın sabrını zorlamayan şekilde bu kompleks tasarımı çabucak test edebilmemiz ve bunlarla haşır neşir olabilmemiz. Çünkü bu bir sürü insanın belki de hem tasarımcı anlamında hem de dışarıdan bakıldığında e, fark etmediği bir şey ama tasarım sabır isteyen bir şey ve bir araç gereç bu sabır şeyinize ne kadar yardım ediyorsa siz de o kadar eksperimental deneysel olabiliyorsunuz. Şebnem Hocam, hesaplamalı tasarım günümüzde mimari tasarım sürecinde nasıl kullanılıyor? Bizi çoklu bir araştırma alanına açıyor günümüzde geldiği nokta. Yani sadece hani yeryüzüne yapıyı nasıl yaparız, bildiğimiz geleneksel metotlarla nasıl yaparız ötesinde şu an yapılan araştırmalar işte benim geçen sene yine şeydeyken Penn State'deyken deneyimlerimden bir tanesi orada işte bir şey hocamız Benay Gürsoy o mycelium dediğimiz yani mantarlar üzerine bir araştırma yapıyor. Dünyadaki karbon ayak izi en çok üreten şey yapı malzemeleri işte beton olsun çelik olsun işte çimento olsun sıva olsun vesaire vesaire ve yapı yıktığınız zaman müthiş bir şey atık bırakıyorsunuz yeryüzüne ve zehirli bir atık bırakıyorsunuz. Şimdi bir kanat yine tamamen hesaplama ve tasarım konusu üzerine odaklanan bir kanat daha organik materyal. Daha bizim işte doğada çözünür dediğimiz materyal teknolojisi üzerine çalışıyorlar. Yani yetiştirilebilen organik bir materyal nasıl bir yapı malzemesi olabilir? Nasıl yapı panellerine dönüştürülebilir? Ve zamanla yıkıldığı zaman hani toprağa tekrar karışıp kendi hayatını devam ettirebilir. Şimdi bu da tasarımı hesaplamaya dair bir şey. Veya bir diğer örnek işte Alejandro Aravena diye işte Pritzel ödüllü bir mimar var. O da şöyle bir şeyi geliştirdi Elemental diye bir projeyle. Bir açık kaynak mimari proje düşüncesini herkese paylaşıyor. Yani o şöyle bir strüktürel yapılanma olarak bir alanda size bir yapının alt şeyini veriyor İşte alt birimlerini veriyor. Siz elinizdeki kaynaklarla ihtiyacınız olduğu kadar onu doldurarak kendi yapınızı yaparak ilerliyorsunuz ama hani mimarlık artık mimarın yaptığı değil Mimar tarafından aklı kurulan kontrol mekanizması kurulan, ama açık kaynak teknolojileriyle herkese eriştirilen, eriştirildiği noktada bunlar genellikle dezavantajlı çevreler için eldeki kaynaklarla tamamlanan bir şeye de cevap veriyor, ihtiyaca da cevap veriyor. Dolayısıyla hani bu da e, hesaplamalı e, teknolojiler ve tasarımın alanına giriyor. En son kanatta ise söyleyeceğim artık yeryüzünü aşıp işte ayda, işte extraterrestrial dediğimiz ayda e, 3D print yani 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak e, aydaki kumu alıp onu belli bir alaşımla birleştirip bunlar araba gibi şeyler e, yazıcılar üç boyutlu yazıcılar kumu alıyor alaşımla birleştiriyor ve orada tonozvari yapılar yapmaya başlıyor. Bu da hesaplamalı tasarım ve e, işte mimarlık ve bunun araştırmasına yönelik örnekler. Yani şunu söyleyebilirim hani bunun böyle bir tek kanal gidişi yok. Yani yeryüzüyle ilişkimizi daha iyi güç, ve güçlü nasıl kurabiliriz? Kaynaklarımızı en etkin nasıl kullanabiliriz? Herkesin ihtiyacına dezavantajlı bölgeler... E daha çok belki dahil olmak üzere çünkü artık seller, depremler, felaketler, büyük kalabalıklar olarak yaşanan şeyler. Bunlara cevap verecek şekilde biz bu aklı ve teknolojiyi bir avantaja nasıl çevirebiliriz ve herkese nasıl ulaştırabiliriz? Ama bunun en üst uç noktasında da Ay'a da nasıl inşa edebiliriz bir şeyleriye varana kadar müthiş geniş bir yelpazede karşımıza çıkan örnekler var. Esra? Hesaplamalı tasarım Şebnem Hoca'dan öğrendiğime göre gelecekte bize uzayın derinliklerinde bile mimari olarak geliştirip yol gösterecek. Fakat şu an hesaplamalı tasarımın ticari yönlerinden nasıl bahsetmek istersin? Ticari tarafta e, şunu konuşmak lazım bence daha çok 3D print tarafını konuşmak bence önemli. Ve endüstriyel tasarım, endüstriyel ürünlerin tasarımını konuşmak önemli bence. E, çünkü bu bunlar daha e, hem... Kendi alanının kendi ekonomisini yaratan alanlar, e, örneğin siz bir ayakkabı da tasarlayabilirsiniz e, ya da bir sanal gerçeklik üzerinde bir alan da tasarlayabilirsiniz. Bunu keza yine e, Metaverse üzerinden yapabilirsiniz. Satışını, ticarileştirmesini bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Online olarak Metaverse üzerinden çok bildiğimiz projeler var. Ticari olabiliyor olması hem mimarinin alanına giren hem endüstri tasarımına giren... Hem bir yandan da tabii ki tasarımın farklı alanları, yani 3D alanı var yine, 3D printing yaptığımız ya da gündelik hayata kullandığımız bir nesne de olabilir, bir mobilya da olabilir, Levent örneğinde olduğu gibi. Tabii ki önemli olan aslında bunu sarı üretim olarak yapıyor olmak ya da bir bir parça da yani tek bir unik bir parça da yapabiliriz, eser de olabilir. Bu sanatçı nasıl konumlandırdığıyla bence bir, an, bir yandan da ilgili. Ama bu farklı alanlarda ticarileşiyor. Yani görüyoruz bu örnekleri Levent, hesaplamalı tasarımın tasarım sürecinde nasıl faydaları oluyor? Bu iki tarafı bir soru. Daha hem yararı var hem de kısıtlamaları. Çünkü kafanızdaki bütün fikirleri bir formüle, bir hesaba, bir tarife çevirmeniz gerekiyor. Ben o yüzden bu olaya hep bir yemek tarifi gibi bakıyorum. Siz çok iyi bir Şef olabilirsiniz, çok içgüdüsel yaklaşabilirsiniz, hiçbir tarif olmadan her seferinde çok istediğiniz gibi yemek yapabilirsiniz. Ama bu demek oluyor ki siz yapabilirsiniz, başka biri yapamaz veya başka bir makina. Hesaplamalı tasarımın asıl önemli ayrım noktası bundan, sizin bir tarif yapmanız gerektiği. Bunun ya bir başka insan ya da bir makina veya benzeri bir nesnenin anlaması için. Bu noktada da her düşüncenizi bir tarife geçirmek. Bazen zor, bazen kolay, bazen de yeni fırsatlara yol açıyor. Esra, yurt dışında da sergiler yapıyorsun biliyorum. Oradaki izleyicilerle Türkiye'de yaptığın sergilerin izleyicileri arasında beklenti farklılıkları oluyor mu? Benim en son sergim ee, Lisbon'daydı. Sergi gittiğimde e, benim aklımdakiyle oraya gittiğimdeki mekan. Ve oranın aslında iklimi ve oranın coğrafyasındaki o insanlığın beklentisi yani kişilerin beklentisinin e, biraz böyle arasında boşluk olduğunu gördüm. Çünkü kendi sergimde anlatım şeklimle yurt dışında anlatım şeklim tamamen farklı. Yani e, orada izleyicinin ne beklediğiyle ya da neyle karşılaşacağını bilmiyorum ya orada da yine fazlasını anlatmak istiyorum ama gerek de kalmıyor bazen nasıl tüketmesi gerektiğini biliyor ya da nasıl anlaması gerektiğini biliyor eserden beklentisi sanatçıdan beklentisi sanatçı eserle karşılaştığındaki yaklaşımı bu zaten var dolayısıyla bu sadece kültüre de belki indirgemek gerekmiyor yani bu e, hem eserle de ilgili bir konu ya bir yandan Şimdi öyle bir eser vardır ki öyle bir tasarım vardır ki zaten kendi anlatıyordur ama kendine anlatamayan ya da anlatması zor olan bir şeyden bahsediyorsak eğer tabii ki daha açıklayıcı bir şey ihtiyacımız var. Yani o yüzden dökümantasyonu göstermeliyiz. O yüzden daha uzun metin yazmalıyız. Keza ben de yurt dışına başka sergilere gittiğimde bir beklenti içerisine giriyorum. Çünkü aslında e, hem karşılaşmadığım bir teknolojiyi görebilirim. Hem e, karşılaşmadığım daha önce görmediğim bir eser yaklaşımını görebilirim. Ya da kavramsal bir metni görebilirim. Dolayısıyla burada beklentim daha uzun uzun anlatım, anlamak ya da eğer bunu görebiliysem sanatçısı da konuşmak, sanatçısını bulmak, rehbere sormak ve gerçekten ne anlattığını irdelemek. Şeblem hocam, hesaplamalı tasarım kullanılarak üretilen eserler ve tasarım ürünleri ayrımı ve iç içe geçmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir kanaldan ara giriş yapayım. Çünkü hani sanat ve tasarım şeyini kendi şeyinde ayırıyorum ben. Yani sanat işleri farklı bir alanın şeyleri çalışmaları başka bir uzmanlık başka bir yaklaşım gerekiyor tasarım aslında ifade etmeye çalıştığım gibi mutlaka bir ihtiyaca cevap vermek zorunda. Onun için o noktada ayrılıyor. Ama dijital teknolojilerin bu kadar günümüze gelmesiyle beraber tabii çok etkin çalışmalar var. Refik, Refik Anadolu'nun çalışmaları mesela. ya yani Bunlar yatsınamaz çalışmalar. Refik biliyorsunuz İspanya'da Kazabatlo üzerine yaptığı yine böyle bir projeksiyon haritalaması var. Yani o gördüğünüz gerçeklik e, yansıtıldığı zaman bambaşka bir gerçekliğe dönüşüyor demek için. Yani bu artırılmış gerçeklik, uzatılmış gerçeklik e, tartışmalarını biz birazcık Türkiye'de onlarla da başlamış olduk. Haydarpaşa'da da yaptı. Yani hani ben o noktada tabii çok ilgileniyorum. Yani yapıların üzerine yapılan bu tür projeksiyon haritalamaları yapının o gerçekliğini bambaşka bir gerçekliğe görsel olarak dönüştürüp sonra o görselliği bizim hani algımızda ne kadar önemli olduğunu bize tekrar hatırlatıyorlar. Yani bunlar çok önemli aralıkta duran işler bence. Dolayısıyla hani mekanı e, ilgilendiren ve hani mekanla hani bu tür e, sorgulaması olan e, dijital çalışmalar e, benim tabii ki çok ilgimi çeken çalışmalar. Yani hani AI ve onun müthiş bir popülasyona açılması yani siz veya herhangi bir mimarlık eğitimi olmayan herhangi biri e, oturup Mid Journey'de dünyalar şehirler Kurabilir, görsel olarak kurabilir. Dolayısıyla böyle bir hayal şeyini açıyor bizi, her birimizi açıyor. Ama onun dışında hani bir tasarıma yöneltme, tasarım dünyasındaki onu nasıl algıladığımız, görselleştirdiğimizle hani ilişkilen, ilişkilenmesine yöneltmede de bir sürü opsiyon, bir sürü şeyde, alternatifi de önümüze sunuyor. Bunlar bana çok önemli ve değerli şeyler olarak geliyor. Çünkü hafif algımızla da oynuyorlar. Yani gerçeklik düşüncemizle de oynuyorlar. Hani gördüğümüz gerçeklik ötesinde bir sürü gerçeklik fiziksel ortamda da kurulabilir. Onu söylemeye başlıyorlar. O açıdan çok ilginç buluyorum tabii ki. Mimari yapılar ile ilişkili içine girdiğinde eser sanırım daha çok ilginizi çekiyor. Levent, sen kendini bir sanatçı olarak mı yoksa bir tasarımcı olarak mı tanımlıyorsun? Bağlantı kurman için devamında tasarım stüdyonda ürettiğin First of Primitives adlı mobilya serinden bahsetmeni istiyorum. Biliyorum ki sen onları tam olarak bir kullanım nesnesi olarak üretiyorsun. Ama pek çok insan baktığında her birinde bir sanat eseri görüyor. Ben sanat icra ettiğimi düşünmüyorum. Bir tasarımcıyım. Yaptığım işler için içerisindeki deneysellikten dolayı insanların sanatsal görebileceği şeyler ama aslında bir sanat değil. Neden değil? Çünkü mimarlık perspektifinden baktığım için yaptığım her işte aslında malzeme, fabrikasyon ve struktürel performans çok önemli şeyler. Yani mesela bu mobil işlerinde formal daha heykelsi, sanatsal gözükse de içerisinde aslında arka planda yatan struktürel prensipler var. Bunların her birinin üstüne siz çıkabilirsiniz, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Normalde e, alacağınız bir standart mobilyadan çok daha dayanıklılar. Struktürel anlamda ve malzeme erozyonu anlamda. Tabii bunun üstüne zaten kendi işimde entropi ve erozyon gibi e, düzensizlik yaratan kavramları direkt o bahsettiğim tarifin içinde e, koyarak işe başladığım için zaten aslında bir sanat tipik bir sanat eseri gibi olmuyor. Çünkü zamana karşı korunması gereken değil, zamanla beraber e, olgunlaşan ...bir eser olarak aslında çıkıyor bunlar. Çünkü normalde sanat eseri dediğiniz şey, yani genel tabiriyle... ...eğer eserin içerisinde böyle bir plan yoksa... ...korunması gereken e, hassas, fragil bir e, objedir. Yani siz bunu mümkün olduğunca orijinali noktasında korumak istersiniz. Ama benim yaptığım eserlerde böyle bir gaye yok. Çünkü zaten entropi ve erozyon gibi kavramlarla gelişeceğini düşünerek çıkartılan işler. O yüzden burada çok temel bir ayrım var. Esra, hesaplamalı tasarımın günümüzde geldiği noktada bir kolektif üretim bilincinin oluştuğunu söyleyebilir miyiz? E bugüne geldiğimizde tabii ki yani tasarımcı, yazılımcının birlikte üretmesi, projede e, yine işte 3D print yapan e, ya da yine yönetik kullanan ekibin yine dahil olması yani aslında kalabalık üretilen projeler. Tabii ki tasarımcı her ne kadar tasarımını ya da diyelim ki mimari tasarım yapıyor da bir mimar hani tasarımını gerçekleştiriyor. Hani tabii ki çizimini e, fikrini kendi çıkartıyor ama bunun üretim şeklinde farklı alanlarla çalışmak durumunda. Levent, fabrikasyon ve yapay zeka geleceğin mimarlığında kaçınılmaz iki güç olacak diyorsunuz. Bu söyledikleriniz doğrultusunda şunu sormak isterim. Fabrikasyon ve yapay zeka bir mimarın üretim süreçlerini nasıl etkileyecek? İkisi hem birbirinden farklı ama birbirine çok yardım edebilecek konular. E, fabrikasyon giderek merkezi olmaktan uzaklaşıyor. Yani büyük merkezi kuruluşlara e, bağlı olmaktan çıkıyor. Bir mimar normalde e, mimar ofisinin kurduğunda bir kere en demokratisi olmayan kısımlardan biri çok büyük. E, üreticilerle çalışması gerekmesi ve bu üreticilerin genelde hep geriden gelmesi. Şu an üç boyutlu baskı ve benzeri gibi fabrikasyon yöntemleri dolayısıyla mimarlar sadece bunu lokal daha küçük bir yere değil kendisi bile üretebiliyor. Ya yani aslında bu bir döngü gibi düşün. Rönesans öncesi de mimar kendisi üretirken bir taş ustasıyla hibrit bir rolü varken aslında çok e, Tasarımını çok çizime dökmesine gerek yok. Çünkü kaba taslak nasıl yapacağını biliyorum. O yüzden o bürokrasiden geçmesine gerek yok. Şimdi biraz o zamanlara geri dönüyoruz. Yani mimarın çünkü en son geldiği nokta o kadar fazla üreticiyle uğraşması ve aralarını yapması gerekiyor ki aslında mimar bütün gün telefon açan bir figüre dönmüş oluyor. Ama bu fabrikasyon asıl heyecan verici kısmı mimarın yeniden tasarımı değerli görecek. Yani karı ve Projeyi bir an önce bitirmeyi değil, tasarımın kendisini değerli görecek bir yere gidecek olması kanımcı. Yapay zeka konusunda nasıl bir yapay zekadan bahsettiğimiz önemli. Şimdi yapay zeka olarak gördüğümüz şeyin en azından şu an bugün itibariyle tasarımda büyük bir ölçeği en azından dışarıdan baktığımızda Mid Journey veya Dolly gibi sizin betimlemeler yapıp imaj veya belki bir iki boyutlu tasarım üretebildiğiniz şeyler. Şimdi bu benim için asıl heyecan verici yapar zeka değil. Çünkü benim yani biraz önce yaptığım tarif metaforuna dönersek neydi? En başta bir mimar figürü vardı. Tarif yapmadan direkt yemeği yapıyordu. Sonra tarif yapmaya başladı. Böylelikle hem yemeği tarifini yapan oldu hem pişiren oldu hem de tadan oldu. Sonra dedi ki, ya bu tarifi ben o kadar iyi ve net yapıyorum ki makineler bile anlıyor. E, bunu ben pişirmeyeyim, sırf tarifi yapayım ve tadayım sonunda. Orada hala ben mimarı aşçı olarak görüyorum. Çünkü o tarifi yapabilmek için sizin bir sürü defa kendiniz yemeği pişirmeniz gerekiyor. Ama şu an değişik bir kırılma noktası var ve bu generative AI dediğimiz noktada mimar e, tarifi yapmayı da bırakıyor. Mimar aslında restoranda sadece oturup sipariş veren, insana dönmek üzere yani diyor ki ben bir ne bileyim pizza istiyorum e, sucuklu olsun işte ince olsun e, çok baharatlı olmasın ve önüne bir sonuç geliyor ve diyor ki bunu beğendim veya beğenmedim ve aa ne güzel pizza olmuş diyor. Ama bu pizzayı mimarın yaptığını pek söyleyemeyiz sadece bunu istiyor olması bir talepte bulunuyor olması kreatif anlamda ne kadar bunun içinde kendi isminin geçtiği konusunda benim şüphelerim var. Ve bunun mimarlık mesleği için şu an ne kazandırdığından çok emin değilim. Tabii ki en başta konsept yaratırken hızlı bir araç e, sağlıyor size. Kafanızda basit bir fikir varken hemen bir müşteriye vesaire göstermek için bir şey gösterebilirsiniz. Ama bu tür araçlar aslında mimar olmayan ama mimarlık hobisi yapmak isteyen insanlar için. Çok demokratisi eden ve çok güzel araçlar. Benim yapay zekadan anladığım şey aslında mimar ölçeğinde gerçekleşecek yapay zeka. Yani mimarın kişisel ölçekte tanıyacak, onun en yakın arkadaşı, en iyi asistanı olacak. Ve o web demeden rap lab bir anlayacak. Bazen e, verimsizce yaptığı şeyleri düzeltmek isteyecek. Daha ucu açık ve daha esnek bir konsept benim için. Gerçekten e, iyi olarak tanımadığımız. Yapay zeka. Diğeri daha hobi noktasına insanları mimarlığa sokmak için güzel bir araç ama benim mesela kullandığım bir araç değil şu an. Levent, çok teşekkürler. Harika bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Esra, çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Yine bizi çok önemli bir konuda aydınlattın. Ben teşekkür ederim Işık. Görüşmek üzere tekrardan. Şebnem Hocam, çok teşekkür ederim. Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Sizinle burada sohbet etmek çok keyifliydi. Ben çok çok teşekkür ederim. Umarım ki sohbetimizin bir katkısı bir şeyi olur. Dinleyenler açısından da faydası olur. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Teknoloji ve sanat programının sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şebnem hocamın programın başında bahsettiği penguen havuzu ve goril evine kafam takıldı biraz. <laughs> Aa! Tırmalama tahtalı kedi evlerinin kökeni. Bunlara mı dayanıyor acaba? <laughs> Ay! Keşke Şebnem hocama sorsaydım. Ayrıca yani benim kedimin Londra'daki penguenlerden neyi eksik sonuçta? Aa! Ayrıca Londra'da penguenlerin işi ne acaba? <laughs> penguenlerin yeri Güney Amerika. Yani Güney Kutbu ya da ne bileyim bilemedin Afrika. Gerçi ben de Londra'yı çok severim. <laughs> Ay En iyisi Levent'e bir iade ziyaret yapayım da bir pişen çips yiyelim. <laughs> Hem bu konuyu da yerinde araştırırım. Her ne kadar yapay zekayla üretilmiş olsam da güzelliğim tamamen doğal.